Evet, şimdi de Vitor fidamızın Vitor kısmını inceliyoruz. Burada da metrik fidada olduğu gibi küçük dişler bir tarafta, büyük dişler bir tarafta yapılmış şekilde. Küçük dişler parmaktaki diş sayısına göre 36 dişten 19 dişe kadar olan kısım bir tarafta, 18 dişten 4 dişe kadar olan kısım da diğer tarafta yapılandırılmış. Evet, taraftaki diş sayılarına bakalım. 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 48, 62, 30, 60, 32, 40 ve 36 diş. Evet, parmaktaki diş sayısına göre mesela burada bir parmakta 25,4 milimetrede 36 tane diş var gibi. Hepsi bu şekilde dizayn edilmiş. Evet, burada da 18 dişten başlamış. 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,5 ve 4 diş. Parmaktaki diş sayısı 4. Bir parmakta 4 diş var. Evet, bir daha üzerinde ölçerek gösterelim. Parmaktaki diş sayısı 20. 1 bölü 4 parmaklık vida. Buradaki 20 parmaktaki diş sayısı, 1 bölü 4'te vidanın dış çapı 6,35 milimetre. Milimetre cinsinden, parmak cinsinden de 1 bölü 4 parmak. Evet, diğer vidaya bakalım. Diğer vidada 5 bölü 16 parmaktı. Diş sayısı da 16. 18 pardon. Evet, parmaktaki diş sayısı 18. 5 bölü 16'lık vida. Dış çapı 7,94 milimetre oluyor. Şimdi ince diş vidalardan bahsedelim. Her zaman standart vida olmayabilir. Gelen vida değişik bir vida olabilir. Gelen vidayı ne yapıyoruz? Dış çapını ölçüyoruz. Daha sonra vida tarağıyla kontrol ediyoruz. Önce kontrol ettik. 1,5 milimetre adımı 1,5 milimetre olan bir vida. Dış çapını da ölçüyoruz. Dış çapı da 42 milimetre geldi. 42 çarpı 1,5 milimetrelik bir vida. Evet, bu vidayı ifade ederken, resmi olarak ifade ederken metre 42 çarpı 1,5 diyoruz. 42 dış çap, 1,5 da adımı. Metrik ince diş. Normalde metrik 42'nin adımı 4,5 milimetre. Evet, raybamızın, ayarlı raybamızın vidasını ölçüyoruz. Evet, bu da 1,5 milimetre. Dış çapı 36 milimetre. 36 çarpı 2 diyoruz. 1,5 diyoruz. Evet, bu vidayı da ifade ederken metrik 36 çarpı 1,5 diye ifade ediyoruz. Elimize başka bir ince vida. Kontrol ediyoruz vida tarağımızda. Daha önce biz kontrol ettik. 1. Dış çapını ölçtük 15 milimetre. Bu vidayı da ifade ederken metrik 15 çarpı 1 diye ifade ediyoruz. Metrik vidanın, metrik ince diş vidanın vida tablosunu görüyoruz. Demek ki istediğimiz çapta, istediğimiz adımda vidaları imal edebiliriz. Onların standartları var. Standartlara göre imalatımızı gerçekleştiririz. Şimdi kısaca boru vidalarından da bahsetmek istiyorum. Boru vidalar da Whitworth vidalardır. Fakat diş sayıları küçüktür. Adımları küçüktür. Küçük adımlı yapılırlar. Ve daha çok sızdırmazlık malzemesi olan tesisatta kullanılırlar. Ölçülendirmeleri de sıra dışıdır. Yani standart ölçülere göre hareket etmezler. Kendi standartları vardır. Onu tablodan bakmak lazım. Örneğin bir parmak diş boru somunu ve ecvatasının dış çapı 33 milimetre, 33,1242 1249 milimetre. Normalde 25,4 milimetredir bir parmak. Kimi ne yapıyor? Değişik ölçüler var. Parmaktaki diş sayıları da değişiyor. Normalde bir parmakta 8 diş bulunur. Buradaki parmaktaki diş sayısı 11. Bir de yarım parmağa bakalım. Yarım parmak diş burası. Normalde yarım parmak 12,7 milimetredir. Fakat boru dişinde 20,1955 milimetredir. Normal yarım parmağın diş sayısı 12'dir. Fakat buradaki boru civataların, somunların diş sayısı 14'tür. Kendi içinde özel bir tablosu var. Bu tabloya göre ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz. Elimizde yarım parmaklık boru var. Dış çapı 21 milimetre yaklaşık.
Ve diz sayısı da 14. 3 bölü 4 parmaklık boru civatası. Evet, bunun diz sayısı da 14. 14 diş görelim. Evet, 14 diş. 1 tam 1 bölü 4. 1 bölü 4 çeyreklik boru vidası. Bunun diş sayısı da, evet, bunun diş sayısı da 11. Evet, 11 diş. Demek ki bu boru vidalarda kendi içerisinde özel dişlere ayrılıyor. Kendi özel tablosu var. Evet, 3 tablonun bir arada bulunduğu bir tablomuz var. Metrik vida ölçüleri, Whitworth vida ölçüleri, Whitworth boru vida ölçüleri. Evet, şimdiye kadar metrik vida, metrik ince vida, diş tarağı, Whitworth vida, boru vidası ve vida tarağı hakkında bilgi verdik. Şimdi de dijital mikrometremiz var. Dijital vida mikrometresi. Bu dijital vida mikrometremizde vidaların diş gibi çapını ölçüyor. Evet, bu da analog vida mikrometremiz. Normal mikrometre mantığından çalışıyor. Binde bir hassasiyetinde. Ölçüm aralığı 0,25 mm. Az önceki dijitalinki 0,20 mm'ydi. Hassas istenen işlerin diş dibini kontrol etmek amacıyla kullanılıyor. Evet, mikrometremizin arka kısmı normal analog mikrometre mantığından çalışıyor. Daha önce anlatmıştık. Tekrar anlatmayacağım. Dijital kısmı çalışmasa dahi ne yapabiliriz? Analog kısmından ölçme yapabiliriz. Dijital kısmından da binde bir hassasiyetinde ölçü alabiliyoruz. Evet, ölçebileceği ölçüm aralığı 0 ile 20 mm arasında ölçüm yapabilir. Burada düz bir ağzı var. Burada keskin bir ağzı var. O ikisi arasına vidamızı yerleştirip diş dibini ölçüyoruz. Evet, ölçtüğümüz vida metrik 16'lık bir vida. Normal standartında 13,1546 yazıyor. Bizim ölçtüğümüz mikrometrik vida mikrometremiz 13'ten 1779 gösterdi. Gibi.